Merhaba arkadaşım, bu videomuzda acil yayınlarının limit türev konu anlatım soru faskülünde bulunan sayfa 75, 76 ve 77'deki karma testi altının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım bakalım. Evet bir eşlik vermiş, m'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş bize. İlk işimiz burada x gördüğümüz her yere m değerini bir yazalım bakalım. Şimdi m kare eksi m kare gitti. 3m eksi 3m gitti. Pay kısmı 0 oldu. Payda da 0 oldu. Evet şimdi şurada bir pay kısmını şöyle bir ikişerli gruplandırarak ortak çarpan parantezini alalım. x kare eksi mx x parantezinde x eksi m. 3x eksi 3m ise 3 parantezinde x eksi m bölü dedik x eksi m. Devam edersek pay kısmında x eksi m'ler ortak x eksi m parantezinde x artı 3 gelecek bölü x eksi m. x eksi m'leri de sadeleştirdiğimizde burası x artı 3'e eşit olacak. Yani limit x m'ye yaklaşırken işte burayı neye eşit bulduk? x artı 3'e mi? x artı 3 eşittir diyoruz. m kare eksi 27. Şimdi x gördüğümüz yere m değerini yazarsak m artı 3 m kare eksi 27 eşit olur. Buradan da m'yi ve 3 eşitin sağına atalım. m kare eksi m eksi 30 eşit 0 gelir. Son terimde çarpanlara ayırdığımız zaman m eksi 6 çarpı m artı 5 eşit 0 ile işte m'nin alabileceği değerler 6 ve eksi 5 olarak bulunur. Dolayısıyla bize m'nin alabileceği değerler çarpımı sorulduğundan dolayı 6 çarpı eksi 5 de cevabımız eksi 30 olacaktır. Yani birinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Gelelim ikinci soruya. P fonksiyonu verilmiş x eşit 1 ve x eşit eksi 1 noktalarında sürekli olduğuna göre a artı b nedir demiş. Burada dikkat edelim x eşittir 1 ve x eşit eksi 1 noktaları bizim kritik noktalarımız. Hatta şu mutlak değer x küçük 1'i eksi 1 küçük x küçük 1 şeklinde ifade edelim. Öyleyse şimdi bizim fonksiyonumuz x eşittir 1 noktasında sürekli bir fonksiyonsa o zaman bu noktada sağdan limit, soldan limit ve tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşit olmalıdır. Benzer şekilde x eşittir eksi 1'de sürekli ise o zaman x eşittir eksi 1 noktası için bu noktada sağdan limit, soldan limit ve Tanımlı olduğu değer f eksi 1, bu üçü birbirine eşit olmalıdır. Önce x eşit 1 noktasına bakalım. f fonksiyonunun 1 için sağdan limiti. x 1'den büyükse fonksiyonumuz b artı x. Burada x yerine 1 yazarsak b artı 1. f fonksiyonun 1 için soldan limitine gelelim. x 1'den küçükse fonksiyonumuz bu. Burada x yerine 1 değerini yazdığımızda limit sonucu 0 bölü 0 olacak. Ve bu belirsizliği gidermek için de pay kısmında 2 küf farkı yapalım. Yani x kare eksi 1 çarpı diyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı ve ikinci bölü dedik. Geldik paydaya. Payda kısmında da x üstü 4 eksi 1 2 kare farkıyla x kare artı 1 çarpı X kare eksi 1 şeklinde yazarsak. X kare eksi 1'lerimiz sadece değil mi? Ve artık X gördüğümüz her yere 1 değerini yazdığımızda 3 bölü 2 olacak burası. F1 değeri, F1 değeri de tabii ki yine şu B artı 1'e eşittir. Buradan şimdi B'yi bulabiliriz işte. B 3 bölü 2, 1'i karşıya attım eksi 1'den. Ne yapacak? 1 bölü 2. B tamamdır. Gelelim bakalım şimdi şuraya. X eşit eksi 1'de sürekli ise bu fonksiyonun eksi 1 için sağda limit değeri nedir? X eksi 1'den büyük olduğunda fonksiyonumuz şu değil miydi? Yani x üssü 4 artı x kare artı 1 bölü x kare artı 1. Şimdi işte burada x gördüğümüz her yere eksi 1 değerini yazacak olursak eksi 1'in 4. kuvveti 1, eksi 1'in karesi 1 artı 1 bölü dedim. Eksi 1'in karesi 1 artı 1 eşittir. F fonksiyonu da eksi 1 için solda annemi. X eksi 1'den küçükse fonksiyonumuz A değil mi? F eksi 1 hatta onu bulmamıza gerek kalmadı. Çünkü bize A lazım ki A da buradan işte ne oldu? 3 bölü 2. E dolayısıyla artık A artı B toplamı da A 3 bölü 2 B de 1 bölü 2 toplarsak 4 bölü 2'den 2 yapacak. Yani ikinci sorumuzun cevabı D şıkkıymış. Gelelim üçüncü sorumuza. Px ve Qx baş katsayıları 1 olan ikinci eşiden birer polinomdur demiş. Bir eşlik vermiş olduğuna göre diyor P3 kaçtır? Evet şimdi şuradan bir başlayalım mı? X yerine 1 yazalım bakalım şurada X gördüğümüz her yere. P1 bölü Q0. 3'e eşit çıktı. Şimdi burada şu eşlikte X gördüğümüz her yere 1 yazdığımızda P1'in 0 olduğunu görüyoruz. Bu 0. Peki Q0'a bakarsak bu sefer de bu eşli X gördüğümüz her yere 0 yazdığımızda Q0 o da 0'a eşit çıktı. Yani burada 0 bölü 0 belirsizliği söz konusuymuş. Öyleyse P ve Q polinomlarını bulmaya çalışalım. Öncelikle P ve Q polinomları baş katsayıları 1 olan ikinci ajan bir polinomdu ya. Şu eşliğe bak. Bx'in o zaman çarpanlarından biri x eksi 1 olmak zorunda. Benzer mantıkla Qx'in çarpanlarından biri de x olmak zorunda ki bu eşitlik sağlanabilsin. Peki çarpı diyoruz. Bunların yanına diğer çarpanlarımız nedir peki? Onları bilmiyoruz. Onlara da x eksi a diyelim ki bu eşitlik sağlanabilsin. bilsin. Bu durumda limit x1'e yaklaşırken px yazıyorum yerine x eksi 1 çarpı x eksi a bölü q x eksi 1. x gördüğümüz her yere şurada x eksi 1 yazarsak x eksi 1 çarpı x eksi 1 eksi a olacak. Bunun sonucu da 3 eşitti. Şimdi burada x eksi 1'lerim sadeleşti. x gördüğümüz her yere 1 değerini yazdığımızda 1 eksi a bölü 1'ler gitti eksi a eşittir 3. Buradan da 1 eksi a eksi 3 a eşit çıktı. a değerimiz de eksi 1 bölü 2 olarak geldi. Peki a değerini bulduk. Neyi soruyordu bize? P3'ümü. P polinomunu şöyle almıştım. Hatta A'da eksi 1 bölü 2 bulmuştum. O zaman bu polinomda şimdi x gördüğümüz her yere 3 değerini yazacak olursak 3 eksi 1 çarpı diyorum. 3 eksi eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 oldu. Yani 2 çarpı 7 bölü 2. 2'ler sadece ise işte cevabımız 7 olmalıdır. Yani 3'ün sonu cevabı D şıkkı imiş. Gelelim 4. sorumuza. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre toplamın sonucu kaçtır? Peki şuradan başlayalım bakalım. 0 için limiti bulacağız değil mi? Ama burada f(x) var. Peki x eşittir 0 noktasında sağdan veya soldan geldiğimizde f(x) olarak ne alacağız bakalım? Yani şu kısımda bizim fx fonksiyonumuz neye eşittir? O da tabii ki şu doğrusal fonksiyonun orijinden geçiyor değil mi bu? Eğimi de 2. Dolayısıyla y eşittir 2x doğrusudur bu. Yani fx'in yerine 2x almamız lazım. Limit x sıfıra yaklaşırken x bölü diyorum. İşte fx'in yerine geliyorum. 2x'i yazıyorum x'leri sadeleştirdiğinde bu limitin sonucu 1 bölü 2 oluyor. Burası tamamdır. Gelelim şimdi buraya. 0 için sağdan limit. Hemen x 0 üstü artıyı yazdım. E tabii ki de bu ne olacak? F 0 ile 1'i topla 1 işareti. x 0'dan büyükse 0 tam onda 1 düşün. 1 ekle 1 tam onda 1. Yani artı 1'den büyük. 1 üstü artı. Bu da ne demektir? f fonksiyonu 1 için sağdan limit. E baktığım zaman grafiğe f fonksiyon grafiğinde x eşittir 1 noktasındaki sağdan limit değeri 3. O zaman bunun sonucu da 3'müş. Ve buradan da işte cevabımız toplayalım bakalım. 1 bölü 2 artı 3 3'te 7 bölü 2 yapacaktır. Cevap D şıkkıdır. Geldik 5'in sorumuza. P gerçel sayılar kümesinde sürekli bir fonksiyon, G gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyondur. Evet eşlikler verilmiş. Buna göre öncüllerinde verilen bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Evet F1 G1'e o da 3'e eşitmiş. Burada da bir limit değeri verilmiş. Bu limitin sonucu da 2'ymiş. Hatta buradan hemen şunu söyleyebiliriz. G fonksiyonun 1 için sağdan limiti, soldan limiti birbirine eşit ve 2'ymiş. Elimdeki bilgiler bunlar. Şimdi bunlara göre şu öncüllere bakalım. 1 ile başlayalım. F bileşke G'nin x eşit 1 noktasındaki limiti F2'dir diyor. Bu 1 için sağdan limiti ve soldan limitine bakıyoruz. Acaba bu ikisi birbirine eşit ve F2 mi? Şimdi G1 üssü artıya bakalım. G1 üssü artı 2'ye eşitti. Peki bunun da bir işareti olacak. Artı veya eksi bilmiyoruz. Geldik buraya. F dedik G1 üssü eksi de o da 2'ye eşitti. Yine artı veya eksi işaretini bilmiyoruz. Fakat dikkat edelim F gerçel sayılar kümesinde sürekli demişti ya bize. O zaman bu x eşit 2 noktasında da süreklidir. Dolayısıyla 2 için sağdan limit veya soldan limit veya fonksiyonun o noktada tanımlı olduğu değer. Bu üçü birbirine kesinlikle eşittir. Yani şu ikisi birbirine eşit diyebiliriz. Onun için bu iki üssü artı da olsa iki üssü eksi de olsa fark etmez. Bunlar birbirine eşit ve hatta o da neye eşit işte? F 2'ye eşit. Onun için bir doğrudur diyoruz. Gelelim ikinci öncüle. G bileşke F'nin x eşit 1 için sağdan ve soldan limit değerine bir bakalım. G bileşke F 1 üssü artı. Acaba G bileşke F 1 üssü eksiye eşit mi? F 1 üssü artıya bakacak olursak. Şimdi dikkat edelim. F fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon değil mi? E, dolayısıyla F'nin 1 için sağdan limiti, 1 için soldan limiti ve F 1 değeri bu 3'ü birbirine eşittir. F1 değeri de soruda 3 verildiğinden dolayı 3'e eşitleyebiliriz. Yani F fonksiyonunda 1 için sağdan limit 3. Yazdım yerine. Dikkat. Bunu yine G fonksiyonu içerisinde yazacağız değil mi? İşareti var. Artı mı eksi mi? Bilmiyoruz. Gelelim sağ tarafa. G bileşke. F1 üssü eksi. F1 üssü eksi de 3'e eşitti. Yine bu 3'ü fonksiyon içerisinde yazacağımız için işaretini bilmemiz lazım. Artı mı eksi mi? Bilmiyoruz. Peki soruya bakalım bir daha. G gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon dedi. E, dolayısıyla G fonksiyonunun x eşit 3 noktasındaki sağdan ve soldan limit değerlerinin birbirine eşit olduğunu hatta bu değerinde G 3'e eşit olduğunu bu verilen bilgilerden kesin söyleyemeyiz. Ha, sürekli deseydi G fonksiyonu evet o zaman bu doğru olurdu. Ancak sürekli demediğinden dolayı bu üçü birbirine eşit diyemiyoruz. Dolayısıyla ikinci ifade kesinlikle doğru diyemiyoruz. Gelelim 3'e. Yine sağdan soldan gelelim. F fonksiyonunda 1 için sağdan limit artı G'de 1 için sağdan limit. F fonksiyonunda 1 için soldan artı G fonksiyonunda 1 için soldan limit. F fonksiyonunda 1 için sağdan limit değeri 3'e eşitti. Artı G fonksiyonunda 1 için sağdan limit değeri 2'ye eşitti. Eşittir dedik. F fonksiyonunda 1 için soldan limit 3 artı G fonksiyonunda 1 için soldan limit değerimiz 2. Buradan da dikkat edersek 5 eşit 5. Yani bu fonksiyonun F artı G'nin x eşit bir de limiti var ve 5'tir. Üçüncü ifademiz o zaman kesinlikle doğrudur. Yani 5. sorumuzun cevabı 1 ve 3 D şıkkı olmalıdır. Gelelim 6. sorumuza. F fonksiyonu verilmiş. F sürekli bir fonksiyonmuş. Bir eşliğimiz var. Ve F'nin x eşit 3'te limiti sorulmuş. Şimdi bak bu eşlikte dikkat edelim. x kare artı 2 var. Demek ki benim burada f Fx fonksiyonum bir polinom fonksiyon. Ve polinom fonksiyonlarda biz biliyoruz ki polinom fonksiyonlar her noktada tanımlı ve sürekli bir fonksiyon. Onun için sürekli bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki limit değeri her zaman örnek olarak gösteriyorum. x eşit a olsun. x eşit a'daki işte limit değeri neye eşit olacak? Fonksiyonun o noktada tanımlı olduğu değere eşit olacak. Burada fx'in x eşit 3 noktasında limiti işte x yerine direkt 3 yazdığımda f3'e eşit diyebilirim. Yani bize f3'ü soruyor. F3'ü bulmak için de tabii ki şu verilen eşitliği kullanacağım. Nasıl bulabiliriz? Mesela x yerine 3 yazdığımızda f3 geliyor değil mi bu eşlikte? x yerine 3 yazalım. f3 artı 2 çarpı f 3 yaz. 1 eksi 3'den eksi 2 eşittir. x yerine 3 yazdım. 3'ün karesi 9. 2 daha 11. Veya şunu da yapabilirdik. Burada x yerine 3 yazarak f3'ü elde ettik ama şu da olabilirdi x yerine eksi 2 değerini yazarsak buradan da F3 elde edebilirdik. O zaman şimdi bu işte 1 de x yerine eksi 2 değerini yazalım bakalım. Bu durumda f eksi 2 artı 2 tane f 3 eşittir işte eksi 2'nin parantez karesi 4 2 daha 6 elde ederiz. Bize f3 lazım Tabii ki F3'ü bulabilmek için şu F eksi 2'lerden kurtulmamız gerekiyor değil mi? Ne yapalım? Burayı eksi 2 ile genişletip taraf tarafa toplayalım. F eksi 2'ler taraf tarafa topladığımızda isin. Yani F3 eksi 2'yi 2 ile çarp eksi 4 tane f 3ten topla sol taraf eksi 3 tane F3 oldu. Sağ taraf ise 11 eksi 2'yi 6 ile çarp eksi 12 yani topla eksi 1. E buradan da aradığımız F3 değeri eksi 1 bölü eksi 3 de 1 bölü 3 yapacak. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Gelelim 7. sorumuza. Fx her noktada sürekli bir fonksiyon olmak üzere g fonksiyonu verilmiş. Buna göre g fonksiyonu için öncüllerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Birinci öncüle bakalım. Her noktada tanımlıdır. G fonksiyonu her noktada tanımlı mıdır? Olmayabilir. Niye? Çünkü paydayı yani fx'i sıfır yapan x değerlerinde fonksiyonumuz tanımsız olur. Onun için birinci öncül kesinlikle doğru değil. Gelelim ikiye. Limitinin olmadığı nokta sayısı fx eşit 0 denkleminin çözüm kümesinin eleman sayısıdır. Limitinin olmadığı nokta sayısı var mı? Bakalım. Şimdi burada fx'in her noktada sürekli bir fonksiyon olduğuna dikkat edelim. Hatta şöyle örnek bir fx alalım. Her noktada sürekli bir fonksiyon. Dolayısıyla şimdi g fonksiyonunun herhangi bir a noktasındaki limitine bakacak olursak bu noktada sağdan limit soldan limite eşit midir? x yerine a üssü artıyı yazdık bölü dedik f a üssü artı şimdi x gördüğümüz her yere a üssü eksi yazalım f a üssü eksi mutlak değeri bölü f a üssü eksi İşte f fonksiyonunda baktığımız zaman sürekli bir fonksiyon olduğundan dolayı f fonksiyonu için herhangi bir a noktasındaki sağdan limit soldan limit ve tanımlı olduğu değer bu üçü birbirine eşit değil midir Hatta buna da gel diye diyelim. Dolayısıyla F A üssü artı F A üstü eksi eşittir. Tabii ki bunlar birbirine ise mutlak değerleri de nedir? Kesinlikle birbirine eşittir. Onun için bu eşitlik her zaman sağlanır. G fonksiyonunun her noktada limitli olduğunu söyleyebiliriz. Limitinin olmadığı nokta yoktur. Dolayısıyla 2 kesinlikle doğru diyemiyoruz. Gelelim 3'e. Her x reel sayısı için fx sıfırdan küçükse g fonksiyonu sabit fonksiyondur demiş. Bakalım g fonksiyonumuz bu değil mi? Eğer fx sıfırdan küçükse o zaman mutlak değer içerisi negatif olacağından dolayı bu fx dışarıya eksi de çarpılarak çıkartılacak. fx'leri sadeleştirdiğimizde işte gx fonksiyonu eksi 1'e eşit olur. Ki bu da tabii ki bir sabit fonksiyondur. Onun için 3. öncül kesinlikle doğrudur. Ve buradan da cevabımız yalnız 3, c şıkkıdır. Gelelim 8. sorumuza. Limitin değeri sorulmuş bize. x yerine 3 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğini görüyoruz. O zaman şöyle yapalım. x eksi 3 bölü x küp eksi 27'yi 2 küp farkıyla x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 şeklinde yazalım. Şimdi buradan x eksi 3'leri sadeleştirdik. 1 bölü x kare artı 3x artı 9'u elde ettik. Artık x gördüğümüz her yere 3 değerini yazacak olursak küp kök 1 bölü 3'ün karesi 9, 3 çarpı 3, 9 artı 9 geldi. Yani küp kök 1 bölü 20'den cevabımız 1 bölü 3 oldu. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 9'a. Bir fonksiyon verilmiş 1'deki limit değeri sorulmuş. X gördüğümüz her yere 1 değerini yazacak olursak. Eksi 1 çarpı 0 bölü 2 artı 1 eksi 3'ten 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Şimdi bu belirsizliği gidermemiz lazım. Onun için çarpanlara ayırma olayına girelim. Yani şöyle yapalım. 2x eksi 3 çarpı kök içerisinde x eksi 1 bölü. Paydayı ilk terim son terimde çarpanlara ayırsak. 2 ise x dedim. Burada da 3'e eksi 1 dedim. Çapraz çarpımlarının toplamı ortayı verdi. Yazarken düz bir şekilde yazıyorum. Yani 2x artı 3 çarpı x eksi 1. Devam edebiliriz. 2x eksi 3 çarpı kök x eksi 1 bölü. Burada x eksi 1 var bak. Bu x eksi 1'i 2 kare farkıyla kök x artı 1 çarpı kök x eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Bu durumda kök x eksi 1'ler sadeleşir. Ve artık x gördüğümüz her yere 1 değerini yazacak olursak. 2 çarpı 1, 2 eksi 3 bölü. 2 çarpı 1, 2, 3 daha 5 çarpı, kök 1, 1, 1 daha 2 ve işte cevabımız eksi 1 bölü 10 olur. Yani B şıkkı. Geldik 10. sorumuza. Px bir polinom olmak üzere bir eşlik verilmiş. Limitin değeri sorulmuş. Peki bu eşlikten şimdi P'yi bulabilir miyiz? Dikkat edersek sonuç ikinci dereceden. O zaman Px polinomumuz ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci elcem bir polinomdur. P2x polinomunu bulalım bakalım. x gördüğümüz her yere 2x yazarsak 4ax kare artı 2bx artı c. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Px ile P2x toplamı işte soruda 5x kare 8 demişti. Sağ tarafa geldim. A x, 4 a x, a x kare ile 4ax kareyi topladık. 5ax kare artı b x artı 2 bxten 3bx artı c artı c'den 2c oldu. İki polinomun eşitliği ile baktığımız zaman x karenin katsayıları birbirine eşit olmak zorunda. Yani 5, 5 a'ya eşitse a 1 oldu. x'in katsayısı 3b solda yok 0 yani dolayısıyla b 0 oldu. Ve Sabitimiz 2C solda eksi 8'e eşit. Buradan da C eksi 4 oldu. ABC'yi biliyoruz. Artık PX polinomunu yazabiliriz. A1, B0 ve C kaç? Eksi 4. Demek ki PX polinomumuz X kare eksi 4'müş. Gel bunu yerine yazalım bakalım şimdi. Limit diyorum. X 2'ye yaklaşırken işte PX. X kare eksi 4. bölü x eksi 2. x kare eksi 4'ü 2 kare farkıyla x artı 2 çarpı x eksi 2 şeklinde yazdım. Bölü x eksi 2. x eksi 2'ler sadeleştiğinde x artı 2 kaldı. Ve artık x yerine 2 değerini koyarsak 2 artı 2'den cevabın 4 olduğunu görebiliriz. Yani c şıkkı. Gelelim 11. soruya. F ve G gerçel sayılar kümesinde sürekli birer fonksiyonmuş. Bir eşlik verilmiş. Buna göre öncüllerine verilen bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Öncelikle şu eşlikten hemen bir sağdan soldan muhabbetimizi yapalım. Yani x yerine önce eksi 1 üssü artı yazıyorum. Eşittir dedim. Şimdi x yerine eksi bir üssü eksi yazıyorum. Yani bu f bölü g'nin eksi 1'de limiti varsa o zaman eksi 1'deki sağdan limiti soldan limitine eşit ve 1'dir. Buradan da f fonksiyonunun eksi 1 noktasındaki sağdan limitinin g fonksiyonunda eksi 1 için sağdan limiti eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda f fonksiyonunun eksi 1 için soldan limitinin g fonksiyonunun eksi 1 için soldan limitine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir de p ve g sürekli demişti. O zaman p ve g sürekli ise, f'nin eksi 1 için sağdan limiti soldan limitine ve eksi 1'de tanımlı olduğu değere eşittir. g sürekli ise eksi 1 için sağdan limit soldan limite ve eksi 1'de tanımlı olduğu değere eşittir diyebiliriz. Buna göre öncülleri inceleyelim. 1'e bakalım ne demiş? F 1 G eksi 1'e eşittir demiş. Evet F 1 şurada G eksi 1'e eşittir. Bir kesinlikle doğru. Geldik 2'ye. Eksi 1 için sağda limit F'de. Yani F 1 üssü Eksi 1 için G'nin limit değeri. Yani G fonksiyonunda eksi 1 için sağdan limit ve soldan limit. Bu üçü birbirine eşit midir? Bakalım f eksi 1 üssü artı bizde var şurada. Sonra g eksi 1 üssü artı var. G eksi 1 üssü eksi o da var. Evet bu üçü birbirine eşit. Sıkıntı yok. Onun için 2 de kesinlikle doğrudur. 3'e gelirsek. F2 eşittir. G'nin 2'deki limiti yani G'de 2 için sağdan ve soldan limit. Eşitlerimize bakalım. G2 üssü artı yok. G2 üssü eksi bak o da yok. F2 o da yok. Yani biz G'nin 2'deki limiti ve F2 hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Onun için bu eşlik doğru olabilir, olmayabilir de yani kesinlikle doğru diyemeyiz. Ve buradan da işte cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olacaktır. Gelelim 12. sorumuza. Limitin değeri kaçtır demiş. X yerine 4'ü yazarsak ki 4 de 2 üstü 2 şeklinde yazılabilir. X yerine 4'ü yazdık. Üssün üstünde şu üsler gidiyordu. 2 üssü 3, 8, eksi 8 0, 4, eksi 4, 0. 0 bölü 0 belirsizliğini gördük. O zaman çarpanlara ayırmaya girerek bu belirsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor bizim. Tabi burada iki kare farkı, burada da iki küp farkı yapabiliriz. Ama ben kolaylık olsun diye şöyle geleceğim. X üssü 1 bölü 2 mesela A diyelim. E tabi bu durumda x a kareye eşit olacak x üssü 3 bölü 2 ise eşitliğin her iki tarafını 3'e çarparsak a kübe eşit olacak. Geliyorum şimdi bulduğum bu değerleri yerine yazıyorum. Yani x üssü 3 bölü 2 yerine a kübe yazdım. Bölü dedim. x yerine de a kareyi yazdım. A küp eksi 8'i 2 küp farkıyla a eksi 2 çarpı a kare artı 2 artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bölü dedik. A kare eksi 4'ü de a eksi 2 çarpı a artı 2 şeklini kare farkıyla yazabiliriz. a eksi 2'lerimiz sadeleşir. Yani artık bu limiti şöyle ifade edebiliriz. Limit x 4'e yaklaşırken a kare x'e eşitti. x'i yazdım. Artı dedim 2 çarpı. a'nın yerine x üssü 1 bölü 2. Yani köküsi yazdım. Artı 4'ümüz var. Bölü dedim. Yine şurada a'nın yerine x üssü 1 bölü 2 yani kök yazdım. Bir de artı 2'miz var. Buradan da artık sonucu bulabiliriz. x gördüğümüz her yere 4 değerini yazalım bakalım. 4 artı 2 kök 4 artı 4 bölü kök 4 artı 2 gelecek. Kök 4 2. 2 ile çarptık. 4 pay 12 oldu. Payda 4 oldu. 12 bölü 4'ten de cevabımız 3 olarak geldi. 12. sorunun cevabı demek ki E şıkkıymış. Geldik 13. sorumuza. Fonksiyon x eşit a'da sürekli ise a da burada bizim kritik noktamız. O zaman bu noktada sürekli ise fonksiyon a için sağdan limit, soldan limit ve tanımlı olduğu değer. Bu üçü birbirine eşittir. P fonksiyonda A için sağdan limit. X A'dan büyükse fonksiyonumuz kosinüs 2x. Burada x yerine A yazarsak kosinüs 2A'dır. P fonksiyonda A için soldan limit. X A'dan küçükse fonksiyonumuz 3 sin kare x. Burada x yerine A yazarsak 3 çarpı sin kare A'dır. P A değeri de x A eşitse yine fonksiyon kos 2x. X yerine A yazarsak kosinüs 2A'dır. Bize kos kare A'yı sormuş. O zaman şimdi şu eşitliğe bakalım. Şimdi burada şu kosinüs 2a'yı yarım açı formülünden 1 eksi 2 sin kare a şeklinde yazalım. 5 sin kare a 1'e eşit yani sin kare a 1 bölü 5'e eşit çıkar. Fakat bize kos kare a lazım. Biz biliyoruz ki sin kare a ile kos kare a'nın toplamı 1'dir. Sin kare a işte 1 bölü ve s yerine yazdığımızda bu eşlikten istenen cos kare a değeri 1 eksi 1 bölü 5 ile 4 bölü 5 olarak bulunur. Öyleyse cevabımız D şıkkıdır. Geldik 14. sorumuza. Px 3. ajan baş katsayısı sayısı 1 olan bir polinommuş. Limitin sonucu sıfırdan farklı bir reel sayı. P2 5 ise P-1 eksi kaçtır? Şimdi burada x yerine 1 yazdığımız zaman 0 bölü P1 elde ederiz. P1 0 olmak zorunda. Niye P1 0 olmak zorunda? 0 bölü 0 gelmedi. Eğer P1'i 0'dan farklı alırsak, misal 3 diyelim, 0 bölü 3'ten limitin sonucu 0 olur. Ama bak burada ne dedi bize? 0'dan farklı bir reel sayı dedi. Onun için P1'i 0 almamız gerekir ki 0 bölü 0 belirsizliği gelsin. Bir şekilde belirsizliği giderip limitin sonucunu sıfırdan farklı bir reel sayı bulabilelim. O zaman burada şimdi şöyle bir yorum yapabiliriz. Limit x 1'e yaklaşırken pay ve paydayı işte 0 yapan bu çarpanları ortadan kaldırmamız lazım. Yani px'in çarpanlarından biri x eksi 1'in karesi olması lazım. Bir diğer çarpanı da x eksi a diyelim. Çünkü px 3. derecedendi. Yani px'in x eksi 1'in karesi çarpı x eksi a şeklinde bir polinom olduğunu söyleyebiliriz. p2 5 eşitse a'yı bulalım. p2 eşittir diyorum. x gördüğüm her yere 2 değerini yazdım ve 5'e eşitledim. 2 eksi a 5'ten a değerimiz eksi 3 oldu. Bunu da gelelim şurada yerine yazalım bakalım. p polinomumuz x eksi 1'in karesi çarpı x eksi eksi 3'ten x artı 3 yaptı. P polinomunu bulduk. Bize P eksi 1 sorulmuş. Artık bu eşlikte x gördüğümüz her yere eksi 1 yazarsak istenen P eksi 1 değerini buluruz. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 1 artı 3, 2. İşte 4 çarpı 2 ile cevabımız 8 olmalıdır. Yani 14. sorunun cevabı da E şıkkıdır. Evet, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testimizde yani karma test 7'nin çözümlerinde görüşmek üzere.